Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Artık LGS sınavına son 2 günümüz kaldı arkadaşlar. Bugün LGS öğrencilerimizle birlikte son kez LGS İnkılap Tarihi denemesi çözeceğiz. Bu denemeyi öğrencilerimiz için hazırlayan ve yayınlayan Metin Özdemarlar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Denemenin PDF halini açıklama kısmına koydum. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Ya da videoda duraklatıp soruyu çözüp sonra da çözümünü benden dinleyebilirsiniz. Bundan sonra da sizlere desteğimiz devam edecek. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden deneme çözümümüze başlayalım. Öncelikle ilk sorudayız. Mustafa Kemal ile ilgili bir soru var arkadaşlar. Buna göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'ni bitirdikten sonra Harp Okulu'nda eğitim almak için İstanbul'a geldi. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olması nedeniyle sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan büyük bir öneme sahipti. Mustafa Kemal başkentte bulunduğu süre boyunca arkadaşlarıyla sürekli bir araya gelip toplantılar yaptı. Yönetime eleştiriler getirdi. El yazısı ile gazete ve dergi çıkardı. Yabancı yazarları ve gazeteleri takip etti. Şimdi hangisi Mustafa Kemal ile ilgili söylenemez dedi. Ülke sorunlarıyla ilgilenmiştir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Bakın yönetime eleştiri yapmak zaten bunun göstergesidir. Dünyadaki gelişmeleri takip etmiştir. Bakın yabancı yazar ve gazeteleri takip etmesi de B şıkkını doğrular niteliktedir. Kendini geliştirmeye çalışmıştır. Bakın ne yapmıştı? Toplantılar yapmış, gazeteler okumuş, dergiler okumuş, el yazısı gazete çıkartmış. Demek ki kendini geliştirmeye çalışmıştır bilgisi de doğrudur. Ancak askeri deneyim kazanmıştır bilgisine buradan ulaşamam. Evet, askeri okulda okumuş. Bu doğrudur. Ancak askeri deneyim okulda okularak sağlanamaz. Askeri deneyim ancak savaş meydanında sağlanır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. İkinci soruyla hemen devam ediyoruz. Anlaşma maddeleri değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şöyledir. Osmanlı orduları terhis edilecek, yani dağıtılacak. Ordunun taşıt, araç, gerit, silah ve cephanesine itilaflar el koyacakmış. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz ve telgraf ve kablolar İtilaf Devletleri'nin denetimi altına girecektir. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor. Buradan bakalım A şıkkı. İşgal için hukuki dayanak elde edilmiştir. Arkadaşlar işgal için hukuki dayanak oluşturan cümle ikinci sırada verilen cümledir. O cümle Mondros'un zaten en tehlikeli maddesidir. Anadolu'yu işgale açan maddedir. Çünkü biz bu maddeyi imzalamışız maalesef Osmanlı Devleti olarak. Bu maddeyi imzalıyorsan adamlar bu maddeyi dayanak göstererek. Kardeşim sen burayı niye işgal ediyorsun? Bak sen imzalamıştın. Hangi maddeye göre? 7'ye göre. Adamların bir dayanağı var. Demek ki A şıkkıyla ikinci bilgi eşleşti. İletişim hatları işgalcilerin kontrolüne girmiştir. Bakın telsiz, telgraf ve kablolar itiraflara geçecektir diyor. Bununla da bu eşleşir. İşgallere karşı ülke savunmasız hale getirilmiştir. Ordumuz olmazsa savunmasız oluruz. Bakın birinci bilgiye baktığımız zaman ordumuz ne yapılmış? Terhis edilmiş ve tüm silah, araç gereçlerine el konulmuş. Demek ki savunmasız hale getirilmeye çalışıldığında buradan anlayabiliriz. Ama asıl barış anlaşmasının şartları belirlenmiştir bilgisine ulaşamam. Asıl barış anlaşmasının şartları Sevr'de ortaya konulacaktır. Üçüncü soruyla hemen devam ediyoruz. Metin değerlendirildiğinde Kuvayi Milliye'nin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? Kuvayi Milliye, Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra vatanı işgal eden, düşmanla mücadele eden ve azınlık faaliyetlerine karşı çarpışan silahlı grupları ve onlara maddi ve manevi ve fikirsel yardımda bulunan herkesi kapsamaktadır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Osmanlı toprakları itilaflar tarafından işgal edilmeye başlandı. Bu duruma Osmanlı Devlet adamlarının özellikle de damat Ferit Paşa hükümetinin seyirci kalması, üstelik halka sükunet tavsiye etmesi, halkın harekete geçerek kendini savunmasını gerekli kıldı. Ayrıca İtilaf Devletleri'nin azınlık çetelerinin yaptığı eylemlere göz yummaları, hatta onları kışkırtmaları güvenlik sorunlarını iyice arttırdı. Şimdi bakın,
Biz burada neyi arıyoruz? Sorunun köküne çok iyi bakın. Kuvayi Milliye'nin kurulmasının sebebi. Ne olarak söyledi üst tarafta Kuvayi Milliye'nin kurulma sebebi? Düşman gelmiş, düşmanı yurttan çıkarmamız lazım. Bu nasıl olur? Bağımsızlık için Kuvayi Milliye'nin kurulmasıyla olur. Bakalım. A şıkkında zaten direkt cevabımız çıktı. Bağımsız yaşama duygusunun Kuvayi Milliye'nin kurulmasında etkili olduğunu söyleyebilirim. Egemenliğin millete ait olması seçme seçilme ile alakalıdır. Kuvayi Milliye ile hiçbir alakası yoktur. Saltanat sisteminin devamı için kurulan bir şey zaten değildir Kuvayi Milliye. Düşmanı kurtarmak için kurulan bir birliktir. İşgalcilerle uzlaşma çabasının kurulmasında etkili olduğunu da söyleyemiyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Hemen dördüncü sorumuzla devam edelim. Bu durum Büyük Millet Meclisi'nin hangi özelliğiyle ilişkilidir? 23 Nisan 1921'de toplanan Büyük Millet Meclisi son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aksine milli bir nitelik taşımaktadır. Arkadaşlar milli nitelik taşımaktadır cümlesinin ne anlama, millinin ne anlama geldiğini bilirseniz zaten sorunun cevabını bilirsiniz. Ben burada size bir örnek vereyim daha iyi anlayın. Şimdi milli takım diye bir kavram var değil mi? Milli takım kimlerden oluşuyor? Futbolculardan. Hangi futbolculardan? Mesela bizim milli takımı, Türkiye milli takımı Alman futbolculardan mı oluşuyor? Ya da İspanyol futbolculardan mı oluşuyor? Hayır, Türk futbolculardan. Demek ki milli nitelikte olması sadece bir millete ait olması demek. Yani sadece Türklerden oluşuyormuş TBMM. Şimdi bakalım hangi özellikle ilgilidir? Milletvekillerinin seçimle belirlenmesi. Bu demokrasiyle alakalı. Azınlık milletvekillerinin yer almaması çok güzel. Bakın azınlık nedir? Rum ve Ermenidir. Ben demek ki Rum ve Ermenileri almıyorsam sadece Türklerden bir meclis vardır. Bu da milli meclis olduğunu gösterir. Kararların oylamayla alınması bu da demokratik olduğunu gösterir. Geniş katılımlı toplanması da bu da çoğulculuğu gösterir. Burada milli nitelikte olan B şıkkıdır. Geldim hemen 5. sorumuza. Verilen metin değerlendirildiğinde Büyük Millet Meclisi'nin isyanlara karşı hangi alanda önlem aldığı söylenebilir? Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra çeşitli iç ve dış kışkırtmalar sonucunda çıkan isyanlar milli mücadelenin önünde engel oluyordu. Büyük Millet Meclisi işgalci güçlere karşı savaşabilecek bir düzenli ordu kurmaya uğraşırken diğer yandan ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan isyanlarla uğraşmak zorunda kalıyordu. İstiklal mahkemeleri böyle bir ortamda kuruldu. Şimdi bakın şurada ordu falan dedi ama sizi askeri düşürmeye çalıştı ama burada asıl aldığı önlem mahkeme kurmasıdır. Devam ediyorum. Mahkeme üyeleri Büyük Millet Meclisi'nin kendi içinden seçtiği 3 kişiden oluşuyordu. Duruşmalar halk önünde yapılıp alınan kararlar halka duyuruluyordu. Mahkemelerde vicdani kanaate dayanarak kararlar alınırdı ve bu kararların temyizi yoktu. Mahkemeler idam kararı verme yetkisine de sahipti. Bakın özellikle mahkemelerin açılmasından bahsetti. Yani isyanlara karşı TBMM'nin aldığı mahkeme önlemi hukuki bir önlemdir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Altıncı soruya geldim. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Yunan ordusunun Ankara'ya çok yaklaştığı buhranlı bir dönemde Marif Kongresi toplanmıştır. Şimdi eğitim kongresiydi. Buhranlı yani sıkıntılı bir dönemde toplanıyor. Bakalım her şartta ve koşulda olursa olsun eğitime önem verildiğine ulaşabilirim. Çünkü savaşın çetin geçtiği bir dönem. Milli mücadelenin yalnızca savaş meydanlarında yürütülmediğini de kanıtlar arkadaşlar. Çünkü eğitim alanında da bir gelişme yapılmıştır. Elde edilen askeri zaferlerin siyasi kazanımlarla desteklendiği. Arkadaşlar Marif Kongresi siyasi bir kazanç değildir. Milli bir eğitim meselesidir. Siyasi bir kazanç nasıl olur? Başka bir ülkeyle anlaşma yaparsın. Sonucunda bir şey kazanırsın. Marif Kongresi'nin böyle bir durumu yok. Askeri faaliyetler yanında diğer çalışmalarında sürdürüldüğü, eğitim çalışmalarında sürdüğünden anlıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Hemen 7. sorumuza geldik. Metinde altı çizili bölüm hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirilebilir? İngiliz Ateşe Militeri Albay Ross'un siz hangi soylu ailedensiniz sorusuna Atatürk şöyle cevap vermişti. Anasının babasının soyluluğu ile övünen Teodos, İtalya yarımadasında inmek isteyen Türk Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş. Siz hangi soylu ailedensiniz? Atilla da ona cevap vermiş. Ben soylu bir milletin evladıyım. Bakın şurası çok önemli. Soylu bir millet. İşte cevabım da size budur. Atatürk de demiş ki ben soylu bir milletin evladıyım. Yani Türklüğüyle gurur duymuş. Türklük deyince aklınıza hangisi geliyor?
Laiklik dinle ilgilidir, Türklükle ilgili değil. Cumhuriyetçilik seçim seçmekle ilgilidir, halkın yönetime katılmasıyla ilgilidir, Türklükle ilgili değil. Devletçilik ekonomiyle ilgilidir, Türklükle ilgili değil. Ama bakın, milliyetçilik milletini sevmektir, milletini yüceltmektir. Yani Türklükle ilgili. Atatürk de zaten bunu yapmış. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 8. sorumuza geldik. Metin değerlendirildiğinde Türk kadınına alanlarının hangilerinde haklar tanındığı söylenebilir? 17 Şubat 1926'da TBMM Türk Medeni Kanunu'nu kabul etti. Kanun 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında kadınlara mirastan eşit pay alma hakkı tanındı. Türk kadını çeşitli mesleklerde çalışma hakkı kazandı. Boşanma hakkı da kadına tanındı. 1930'da ise Türk kadınına seçimlerde seçme hakkı verildi. 1933'te Türk kadını muhtarlık seçimlerine katılma hakkı elde etti. 1934'te kadınlar genel seçimlerde seçme seçilme haklarını kullandı. Şimdi bakın, kadınların seçme seçilme hakkından bahsettiği için kesinlikle siyasi hak tanındığını söyleyebilirim. Çünkü ülke yönetimine kadınlar katıldıysa siyasi hak almışlardır. Kadınların ekonomik hak aldığını da söyleyebilirim. Çünkü mirasla alakalı bir durum var. O yüzden bunu da söylerim. Kadınların sosyal hak elde ettiğini de söylerim. Çünkü istediği meslekte çalışma ve boşanma hakkı, yani toplumsal bir durumdan bahsedilmiş. Kadınlara bu da verilmiş. Sosyalde alırım. Sorumuzun doğru cevabı 1-2-3'ün olduğu D şıkkıdır. Geldim 9. sorumuza arkadaşlar. Buna göre Hatay sorununun çözümünde Atatürk'ün takip ettiği dış politikanın dayandığı temel ilke ve esaslardan hangilerinin izlendiği söylenebilir? Hatay sorunu Atatürk'ün kararlı tutumu ve çalışmalarıyla çatışma yaşanmadan, bakın çatışma yaşanmıyorsa ortada bir barış ortamı vardır. Misak-ı Milli'ye uygun olarak, Misak-ı Milli'ye uygun olarak diyorsa tam bağımsızlıktan bahsediyordur. Türkiye'nin lehine çözümlenmiştir. Yani bizim için olumlu. Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması'ndan Hatay, özerk olarak Fransa'nın mandası altındaki Suriye'ye bırakılmıştı. Almanya'nın yayılmacı bir politika izlemesi ve savaş tehlikesi baş gösterince Atatürk, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş ve bu gelişmelerden yararlanıp Türkiye lehine adımları atmıştır. Bakın, Atatürk olumsuz bir durumu fırsata çevirmiş. Dünyayı tehdit eden Almanya'yı fırsata çevirmiş ve aslında akılcı davranmıştır. Atatürk'ün izlediği bu politika sonucunda Hatay'ın Türkiye'ye katılması sağlanmıştır diyor. Şimdi 1-2-3'ten hangilerini izlediği? Bir kere çatışma yaşanmadan dediği için barışçılık kesinlikle buradan alabilirim. Misak-ı Milli'ye uygun dediği için tam bağımsızlığı alabilirim. Çünkü bizim lehimize çözülmüş. Yani Hatay bize kalmış. Ve Atatürk'ün bu gelişmelerden yararlanıp sonucu Türkiye lehine çevirmesi de akılcı davrandığını gösterir. Üçünü de alabilirim. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Geldik denememizin son sorusuna. Verilen metin değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de tek parti uygulaması devam etti. Savaş sonrasında dünyada demokrasi rüzgarları esmeye başladı. Türkiye buna kayıtsız kalamadı. Öte yandan savaş sürecinde Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle toplumsal tepkiler ortaya çıktı. Bu durum demokratikleşme yolunda adımlar atmaya zorladı. 1946'da Türkiye'de 10'dan fazla yeni siyasi parti kuruldu. Aynı yıl Türkiye'de ilk kez birden çok partinin katıldığı seçim yapıldı. Böylece çok partili hayata geçildi. Bakın, bizim çok partili hayata geçmemizde dünyadaki gelişmelerin ve ülkemizin içerisinde olan gelişmelerin etkili olduğunu ben yukarıdaki paragraftan çıkarabilirim. Çünkü bakın, dünyadaki gelişmeleri vurguladı. Şurada da öte yandan ülke içinde de ekonomik eleştirilerin, tepkilerin olduğunu söyledi. Yani hem içte hem dıştaki gelişmeler çok partili hayatı getirmiştir. Bakalım A şıkkı hangisine ulaşılabilir dedi. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye taraflar arasında denge politikası izlemiştir. Buradan iki grupla ilgili bir bilgi vermediği için, bir ona bir ona yaklaştığı ya da arada kaldığı ile ilgili vermediği için ben buna ulaşamam. Türkiye'de çok partili hayata geçişte iç ve dış gelişmeler etkili olmuştur. İşte biraz önce vurguladığım tam olarak buydu. Yukarıda da anlatılan durum budur arkadaşlar. Çok partili hayata geçmek için savaş öncesinde girişimde bulunulmamıştır. Buna dair bir bilgi vermedi. Savaş sürecinde tüm dünyada, bakın tüm dünyada demokratik hayat kesintisiz sürmüştür. Buna dair de bir bilgi vermediği için D'ye de ulaşamam. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır.
Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte son kez LGS İnkılap Tarihi denemesi çözdük ve artık LGS sınavına hazırız. İnkılap noktasında sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Metin Özdamarlar hocamız son bölüme çok güzel bir dilek ve temennide bulunmuş arkadaşlar. Bunu sizlere okumak istiyorum ve böylece videomuzu bitireceğiz. Ve beklenen final geldi. Zor bir süreç oldu ama zaten başarıyı değerli kılan zorluklar değil midir? Şimdi tüm emeklerinin karşılığını alma zamanı. Bu zorlu süreçte nice fedakarlıklarla emekle yanında olan anneni, babanı, öğretmenlerini düşün. Ve unutma, senin başarın hepsinin başarısı olacak. Bu bilinçle sınava gir ve sıfır hata ile çık. Sevgili öğrencilerimiz, sizlere güveniyoruz. LGS'de hepinize başarılar diliyoruz. Sınav sonrasında da sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tercih sürecinde ve sonraki dönemlerde 9. sınıf tarih derslerimizde de yanınızda olacağız arkadaşlar. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. LGS sınavında başarılar diliyorum.